Mehmet Bey. Alo. Hoş geldiniz canlı yayına. Hoş bulduk. Kızınız Esma Oktay burada evlilik dışı dünyaya gelmiş. Siz onu evet. Sanırım almışsınız da ama hiçbir zaman baba kız olamamışsınız. Yine sorun diyor. Ben o baba kız olmamışım. Saçını ulaşamamışım. Evet. Şimdi oğlana verdi o. Şey oğlanı sünnet etti. Bir oğlu var, bir kızı var. Evet. Oğlanı sünnet etti. Sünnette altını da almamışım. Sünnette altını mı? Kere, ondan kere yağımı yememişim. Oğlana everdi gelinin kolunu bileziğimi de almamışım. Mehmet amcacığım. Bunlar zaten normalde yakınlarımıza bile düğünlerine, derneklerine gittiğimizde yaptığımız şeyler. Bunları evet. Yapmış olabilirsiniz. Ama hiç kızınıza, Esma ablanın söylemi o, hiç kızım diye sarıldınız mı? Onu kendin sor. Ben götürdüm ona 7-8 yaşındayken. Evet. 7-8 yaşındayken götürdüm. Anası rahmetlik geldi. Oraya gelmiş bir gün. Aradı o arada komşular dedi ki Osman için komşuları. Evet. 7-8 yaşındayken. Ona anası geldi bilen dediler. 2 gün kırdı yattı. Aramadık diye komadık. Ondan kere anasının yanına gitti. Yanımda dursa o öte çocuklarımı nasıl everdim bakardıysa onu da öyle derdim. Sonra anasının yanından kaçtı gitti başkasına. Gecem oğlan everken yağını verdim. Çocuklarımı bin yağın tuzunu verdim. Arzı para verdim. 1 milyar biyo para verdim. Bunlar sorun. Verdim mi vermedin diye. Mehmet amcacığım. O bak 6 yaşında 7 yaşında anneyi tercih etti deyip ya da anneye olan kızgınlıklarınızı Esma Hanım'dan çıkardığınızı düşünüyor. Diyor ki babam aslında sevgi doludur. Ben şeyi de düşündüm, eski büyüklerimiz bazıları sevgi gösteremiyor ama çok severler. Sizi de öyle düşündüm. Esma ama bir şey söyleyecek Esma. Ayırt etmişsiniz diye iddia ediyor. Evet söyleyeceğim. Yalan söylüyor amca. Hayır, yalan. Bak şöyle. Söyle. Babam orada yaşarken annem bir geri kaçırdı gitti beni. Tamam. Yağmurluk günde. Aynı günde geri babam getirdi. 3 mü 4 mü kişi getirmiş. Yaş gecelerimi annem sırtımdan çıkardı. Babam yaş gecelerimi sırtımı Tekirdağ'dan giydirdi. Annem dedi ki benim çocuğum hastalı. Babam dedi evi varınca değiştirin dedi. Hayır değiştirmedi. O yaş gecenden ben yattım. Bu suç benim mi? Mehmet amca. Bu kavga bitmez. Sen kızımsın de, canımsın de. Değilmez. Esma abla yanına gelse bu iş düzelir mi? Ya yanıma geldi ben ona hayır mı dedim. Ben şimdi çalışmıyor. Gelsin sağların gelin tütündükse hayır mı dedim acaba? Şimdi söyler misiniz? Hayır söyleme. Belki benden oldun. Malı mülkü kaçırdı zaten benim bir benden için. Ben tahmin etmiyorum onlar benden olduğuna. Benim çoluğum çocuğum böyle bir şey yapmaz. Bu benden olsa böyle bir şey yapması ben lazım. Ben denetli sisteyim. Nasıl diyorsunuz? Esma benden değil mi diyorsunuz? Belli olma Allah bilir. Peki DNA testi yapalım mı diyor Esma ispatlamak için diyor. Ne? DNA'da çıkıyor ya senin kızın mı değil mi diye. DNA çıkarsan kızım derin ömücü. Peki tamam yapacağım testi. Öbür gün nereden ayırmayacağını? Ha, Mehmet amca senelerdir şüphelendiğin için mi sevmedin Esma'yı? Senelerdir şüphelendiğin için o şüpheyle yaşadığın için mi sevmedin Esma'yı? Ya sevmedin mi o dediği yalan söylüyor. Hayır. Sen bu kadar hala daha bir iki sen içinde kızımın çocuklarım sünnet etti. Yine altın taktım bilmem ne ettim diyeceğim. Peki. Her zaman yanında bulundum. Buradan köyden aşçı götürdüm. Mehmet amca kafandaki tüm şüpheler gidecek. DNA testinde kızın çıktığında kızım diyecek misin? Değmez ki. Telefon hattından düştü. Peki DNA testini yapalım gerçek ortaya çıksın. Gel şöyle oturtacağım seni Esma abla.